Ahmet'le de çekiyoruz. Tamam, arıyorum ben. Gerçekten çalışıyorlar ha. Ne çalışacaklar kızım? Patronuz o kadar. Belki de hayatlarında ilk kez çalışıyorlar. Hayırlara vesile olduk Medine. İyice tozuttunuz ha. Ne yapalım abla ya? İntikamı soğuk soğuk yiyoruz işte. Ha, her şeyimiz tam. Bir soğuk soğuk yenen intikamımız eksik. E ne yiyeceğiz abla? Ya siz ne yapıyorsunuz ya iki saattir? Ya sabahtan beri aşk, meşk, intikam. Ya ben size diyorum ki Canan Hanım karakola gitti taşları almaya, siz de hiç. Aha, Canan Hanım'a gitti pırlantaları almaya. Şeref be. Pardon, heyecanlandım tamam. Ya herkes mutfak tarafında, bu katta kimse yok. Şimdi Canan Hanım gidecek, pırlantaları alacak, bize mi getirecek? Hı. Bak ben senin bu para sevdanı hiç sevmiyorum. Ama bu konunun dışına hiç çıkmanı tebrik ederim. Siz aşk meşk intikam, kafalar gitti. Yani abla çok fazla yaşadığımız duygular der ki bunlar. Varsa yoksa sarı bez, çamaşır suyu ilk kez yüzleşiyoruz böyle duygularla. O yüzden biraz kafamız gitmiş olabilir tabii. Ama yani benim aklım hep orada. İnşallah o sifonu kimse çekmez. İnşallah onu bulup biri çöpe atmaz. Allah korusun Hayriye. Ama ben de inanıyorum abla. Bence Canan'ın bu sefer o taşları alacak oradan. İnanıyorum. He, ne yapacağız sonra? Ne yapacağız o pırlantalara biz? Abla sence kafa gitti ha. Ne yapacağız? Seni ameliyat ettireceğiz. Ne yapacağız? Ya bu sefer vermeyeceğiz yani. Ya kızım ya yine benim başımıza bir bela gelirse ya. Vallahi ben de bu sefer Hayriye'den yanayım abla. Yani arkadaşımız gönlünü ne kadar vermiş olsa da biz o Yavuz Bey'e güvenmemeliyiz. Ha Medoş'un laflara bak ya. Ama yani vallahi abla öyle. Tamam ben her ne kadar şimdiye Yavuz Bey'e aşık olmuş olsam da sonuçta sen benim ilk aşkımsın. Seni ameliyat ettirmeden ben o günü görmeden kimseye vermem o taşlar. Bence de vermeyelim. Ya zaten bana kalsa bence hiç vermeyelim. Asla odamı kaybetmem. Ayıldın. Günaydın. Yavuz. Babam beni senin aldığını çoktan öğrenmiştir. Öldün sen. Babana benden bir mesaj götüreceksin. Aa. Pardon, buna bakmam lazım. Ha, patron. Kadınları konuşurken duydum. Taşları bulmuşlar. Demek hatırlamış. Tamam, bekleyin. Bekleyin, ben geliyorum. Ayık olun, sakın bir yere kaçmasınlar. Çapsız düzenbazlara bak sen ya. Üç kuruşluk akıllarıyla bana dümen yapıyorlar. Ne yapıyorduk biz seninle? Ha, mesaj. Savaş istiyordu baban, değil mi? O zaman savaş başlasın. Götürün bunu babasının önüne atın. Lan Songül, seni kocanın yanına göndermezsin. Ben öldüreyim. Ben zaten öleceğim. Tamam bu Yavuz'u ben öldüreyim. Abla, insanı öldürmek büyük günah. Ne diyorsun sen? Olur ya, niye olmaz? Günah sapanak günah. Kızım ben zaten ölmeyecek miyim? 6 ay ömrüm kalmış. O bizi öldürmeden önce ben onu öldürürsem... yani herkes kurtulur. Ya çocuklarım kurtulur, siz kurtulursunuz. Yani sonra belki taşları da bulursunuz. Onlara güzel güzel yerken... beni de güzel güzel yad edersiniz ya. He? Şimdi kusura bakmayın ama... yani çok güzel fikir. Aslında çok iyi fikir. He. Feyyaz Bey, sen de iyice leş kargası çıktın ha. Hiç alakası yok. Alakası yok ya. Allah Allah. Bu dünya tarihinde de böyledir. Bu filmlerde de böyledir. Her zaman böyledir bu. Bir tane zayıf halka vardır. O zayıf halka diğer halkalar için kendini feda eder. Boş boş bakmayın ya. Bunun adı doğal seleksiyon. Bizim için tek bir halka. Yani hep birlikte toplu öleceğimize tek bir bireysel kayıpla herkesi kurtarıyoruz. Anladın mı? Abla, adamı öldürmek günah. Bunun da öteki tarafı var. Ne saçmalıyorsun asıl? Sen ne diyorsun ya? Kim nereye ne öldürüyor? Bu kadın hayatında bir tane sinek öldürmemiştir. Yani belki öldürmüştür, o da Canan Hanım'ın fısfıslarıyla. Kim nereye adam öldürüyor? Yavaş öldürsün. Ne yapacağız o zaman ya? Taşları bulduğumuzdan hiç bahsetmesek? Helal sana bedevi. Unutturalım.
Ya abuk sabuk konuşma ya. Adam vazgeçer mi pırlantasına? İlla ki peşine düşecek. İlla ki bizde olduğunu öğrenecek. Aa, illa ki bizi öldürecek. Biz her ihtimalle ölüyoruz ha. Helalleşelim o zaman, ne yapalım? Ben hakkımı helal ettim. Hepsini. Nefes alamıyorum, ferahlık geldi, dışarı çıkacağım. Abla bir dur ya. Anne, öyle zırt her şeyi helal edemeyiz. Kusura bakmayın. Süper, o zaman şöyle yapalım. Ben kendi fotoğrafçımı çağırayım. Böyle güzelce mekanı bir fotoğraflattırız. Sosyal medyada güzel olur. Hadi tamam. Biz de tam size geliyorduk, yani sizi bekliyorduk. Ya, şöyle ki biz aramızda konuştuk da, yani durumu falan değerlendirdik falan. Dedik ki madem beraber çalışacağız, o zaman böyle kavgaya dövüşe falan gerek yok yani. Tatlı tatlı çalışalım dedik. Değil mi Aylin? Sen de bir şey söylesene. Ay ne diyeyim Yasemin, o ne diyorsa onu diyorum işte. Neyse, sonuç itibariyle size PR için böyle bir sunum hazırladık. Eğer müsaitseniz de hani... Hakkını helal et Yasemin Hanım. Birlikte acı tatlı, iyi kötü, daha çok acı ve kötü olmak üzere anılarımız oldu. Benden yana şeyiniz olmasın yani, benim size hakkım helal, sizden de aynı şeyi beklerim. Ne diyorsun Aylin, ne hakkı ne helal ya? Benden yana da helal olsun. Aylin Hanım, siz de hakkınızı helal edin. Ne diyorsun sen be? Ne? Ne bu kız, ben helal melal etmem. Ben buna günahımı vermem be. Ben Yasemin'e hiçbir şey vermem. Bilmiyor musunuz? Ay çok da fifi Feyyaz. Çok da fifi yani gerçekten. Ben sadece boşanalım istiyorum, anladım. Senden istediğim tek şey o benim. Öyle hakmak hiçbir şey istemiyorum yani. Hatta hazır buradayken bir yerdeyken falan da o işi halledelim bence. Ya şu fifi kelimenden bile ucuzluk akıyor biliyor musun ya? Ayıp ya, gerçekten ya. Lan ben seninle, sırf seninle evlenebilmek için o Nergis'in totosunu 6 ay gezdim lan. Boşa beni, boşa beni, boşa beni diye. Resmen etme bulma dünyası işte. Al sana. Karma. Karma. Beni ilgilendirmez işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.